İyi akşamlar sevgili seyirciler. Kanal ve ekranlarına hoş geldiniz. Spor Aktif'te her hafta olduğu gibi bugün de sizlerle birlikteyiz. Antalya Spor maçına geçeceğiz ama öncelikle dün maalesef 13 vatandaşımızı şehit verdik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm ulusumuzun, ülkemizin, milletimizin de başı sağ olsun. Evet, Antalya Spor Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında, daha doğrusu 25. haftanın kapanış karşılaşmasında Malatya Spor'u konuk etti evinde. Süper Lig'de 8 maçtır yenilmeyen bir Antalya Spor vardı. Kupada da yarı finale çıktı Antalya Spor. Alanya Spor eşleşmesi var. Bu maçın moraliyle bugün sahaya çıktı. Ve Orgil'in 2 golüyle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Tabii Orgil'in 2 golü deyince beraberlikle ayrılmak maçı izlemeyenler, bilmeyenler için garip gelebilir. Orgil maçın 6. dakikasında bu sezonun ilk golünü, Antalya Spor adına ilk golünü, Antalya Spor formasıyla ilk golünü rakip Malatya Spor filelerine gönderdi. 12. dakikada da kendi kalesine attığı golle ikinci golünü attı ama maalesef Antalya Spor kendi kalesine atmış oldu Orgil. Evet, bugün Malatya Spor maçını yorumcularımız İlhami Kaplan ve Erda Atılgan'la birlikte sıcağı sıcağına konuşacağız. Eğer ki Yunus hazır mı? Evet, İlhami Hocam ve Erdal abi de hazırmış. Onlara da iyi akşamlar dileyelim. Zaman kaybetmeden Antalya Spor Malatya Spor karşılaşmasına geçelim. İlhami Hocam, Erdal abi, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar İhsan'cığım. İyi akşamlar sevgili İhsan. Sağ olun. Nasılsınız? Evet İlhami. Evet, yani iyiyim. Ben maçı bu hafta canlı izledim. Tribündeydim. Stattaydınız, evet. Evet, stattaydım. Çok karışık, karma karışık duygular içindeyim. Biraz sonra bahsederim, konuşuruz. Evet. Erdal abi, sen de iyisin. Çok teşekkür ederim. İyi olmaya çalışıyoruz evet. İhsan'cığım. Biliyorsun, Ozan bizim adımıza pek hoş değil. Maalesef. Psikolojimizi rahatsız eden bir dönem yaşıyoruz. 2 milyon insanı etkileyen, 2 milyon insanı ilgilendiren bir konuda maalesef uzun süredir, 4 aydır işletmeler kapalı, restoranlar kapalı. Onun bir sıkıntısı var ama tabii her şeyden önce sağlık diyoruz. Yine sağlık bizim hayatımızın olmazsa olmazı, bütün insanlığın öne. İşte bu, şimdi az önce sen söyledin, 13 tane şehidimiz var, gencecik pırıl pırıl insanlar. Bunlar daha çok canımızı yakıyor, daha çok üzüyor bizi. Öncelikle tabii bu dönemi atlatacağız, geçecek. Hep temennimiz, hep istediğimiz, arzu ettiğimiz bir an önce bu kötü tablonun, kara tablonun hem siyasi anlamda hem de sağlık anlamında geride kalması. Erdal abi de galiba bir sorun oldu. Yunus bağlantıyı... Sesi biraz daha sevgili yönetmenimiz, sesi biraz daha verebilirseniz. Biz çok az duyuyoruz İhsan Bey. Evet. Şimdi iyi mi İlhami Hocam sesim? Size iyi geliyor mu? Erdal abi de iyi. Erdal abi de yayında galiba şu an. Evet, Erdal abiyi de görüyorum. Evet Erdal abi. Hemen ben devam edeyim. Evet İlhami Hocam, Erdal, siz devam edin. Erdal abinin bağlantıda bir sorun oluştu. Siz yani de devam şimdi, edin. Yani şimdi bu hafta dedim ya, maçı statta izledik. Antalya Spor AŞ yöneticileri vardı. Biz sevgili dernek ve vakıf başkanımız Mustafa Hakan, Tutuncu Başkan falan bir ayrı bir bölümde izledik. Heyecanımız çok üst düzeydeydi çünkü... biraz önce bahsettiğim gibi Türkiye Kupası'nda yarı finale kalmanın bir üstün morali vardı. 8 haftadan beri kaybetmeyen bir Antalya Spor vardı. Her şey çok çok iyi gidiyordu. Biraz önce senin de bahsettiğin gibi ciğerlerimizi, yüreğimizi yakan şehitlerimiz vardı. Onun üzerine baştaki burukluğumuz Antalya Spor'un erken golü bulmasıyla bir nebze olsun giderilir gibi oldu ama daha sonra sonucun bir bire gelmesi bizi üzdü. Ama ben bugün sosyal medyada paylaştım. Bu ligde alınan bir puan, her puan çok kıymetli, önemli. Her puan çok değerli. Aynen. Antalya Spor 39-40-41 puanlara ulaşıncaya kadar
kazanmış olduğu her puanın değerini bilmeli. Şehirde bir şey var, sosyal medyada bir üzüntü var. Tabii ki 1-0'dan 1-1'e dönmesinin sebebiyle bu üzüntü yeterince puana hiçbirimiz sevinmedik ama ben her zaman söylerim. 9 haftadan beri Yılmaz Hükümran'ı 9 haftaya çıkardılar. Sahanın efendileri diyorum ben, sahada oynayan, emeği geçen tüm oyunculara. Bugün de ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Çabaladılar. Biraz sonra mutlak surette sen soracaksın. O zaman cevap veririz. Bireysel anlamda da gireriz. Ama dün izlediğimiz İstanbul, bugün izlediğimiz Ankara'daki statlardaki zemin, saha, hava şartlarının yanında yazdan kalan bir gün sanki futbolcuları karşıladı. Her şey çok güzeldi. Ama benim içindeki burukluk şuydu. Hep demiştim, Orgil'in ters taklalarını özledik. Bir gün bunu başaracak. Evet, bugün Orgil skora olumlu etkisi oldu. Ters taklalarını attı. Her şey çok iyiydi. Ama olmayan, eksikliğini hissettiğimiz bir şey vardı. Başta taraftarlar olmak üzere ama sol tarafta 07 gençliğin o ambiyansı, 07 gençliğin o coşkusu eğer bu maça yansımış olsaydı inanın bu maçın skoru ve şekli çok daha farklı olurdu. Ben hala aynı düşünceyim. Ben umudumu da kaybetmedim, güvenimi de kaybetmedim. Bence sahada can sıfırana mücadele eden son derece kaliteli, son derece fedakar futbolcuları kutluyorum bu anlamda sevgili İhsan. Evet. Yani aslında şöyle İlhami Hocam. Tabii İhsan biraz yine sonra, sesin gitti. Birazcık daha ses verebilirse sevgili yönetmenimiz. Biraz sonra tabii daha detaylı onu konuşacağız ama evet. Ben şöyle gördüm. Şimdi Malatya maçı zor bir karşılaşma. Çünkü Malatya Spor da sahaya Antalya Spor'un bu son dönemde ki artık ezberlediğimiz oyun sistemiyle çıktı. Yani Antalya Spor taktiğiyle çıktı Malatya Spor'da sahaya. Şimdi böyle olunca tabii bir oyunun kitlenmesi gayet doğaldı. Yani beklediğimiz bir şeydi. Oyunu çözebilecek, o kilidi açabilecekti. Erken gelecek goldü. Şimdi Orgil çok güzel bir gol attı. O üstündeki, çok kaliteli bir goldü. Evet, evet yani, o evet. Ölü toprağını da atmış oldu dedik. Artık tamam, Antalya Spor tarafına döndü oyun. Artık Malatya Spor, o Antalya Spor taktiğiyle başladığı maça değiştirip daha hücum futbolu oynayacak. Ve ben 6. dakikadan sonra artık Antalya Spor'un elini kolunu sallaya sallaya maçı kazanır şeklinde bir düşünce hakimdi. Ama işte o şanssızlık, belki de Orgil'in o golcü refleksi olabilir ona. O da olabilir yani. Şey mi diyorsunuz şimdi İhsan? Sesim geliyor mu İhsan? Geliyor abi, evet. Şey mi? Bunun adı Orgil bir döndü, bir döndü falan mı oluyor? Vallahi yani hakikaten bir döndü, yani bir şimdi, döndü. Tam sevindik. Ama, sevindik ama derken, İhsan yani o golü incelersek o golü sadece Orgil'e yazamazsınız. O golde çok ciddi anlamda sevgili Erdoğan'ın da her zaman dediği gibi oynadığı zaman mükemmel, yediği zaman da inanılmaz derecede pasif goller yiyen yani bir kaleci o kadar yakın bir alanda o yan topu mutlak surette müdahale alması etmeliydi. Gerekiyor. Yani orada dört oyuncunun arasında topu Orgil görmedi bile. Görme şansı da yoktu yani. Yani o golde tabii ki hatası var. Kendi kalesine attan gol bizleri üzüyor ama yani ben o golde kesinlikle kalecinin çok önemli bir zamanlama hatası yaptığına kanaat getiriyorum. Evet. Peki Erdal abi, evet. Senle devam edelim. Orgil'i nasıl buldun önce, özellikle Orgil'i nasıl buldun? Onu sorayım. Söyleyeyim. Şimdi öncelikle bir şeye girelim. Sivas maçına girelim. Sivas maçında Antalya Spor yenilmezlik serisine hem devam ettirirken hem de deplasmanda Sivas gibi bir takıma galip gelerek kupada, ki Sivas kupaya asılan bir takım her zaman biliyoruz. Öyle güçlü bir takımı kendi sahasında yenerek kupada Alanya Spor'la eşleşti. Şimdi tabii bir Antalyalı olarak Antalya'nın iki takımının yarı finale kalması hepimizi gururlandırıyor. Özellikle ben hem Alanya Spor hem Antalya Spor forması giymiş birisi olarak, eski bir futbolcu olarak bundan büyük bir keyif aldığımı bir kez daha söyleyeyim. Geçen senenin tekrarı,
Antalya takımları yine yarı finalde karşılaşacaklar. Ben şimdiden Erik takıma da güzel bir müsabaka seyrettireceğiz inanıyorum. Hak edenin kazanmasını da diliyorum. Öncelikle tabii bu maçın önemini oradan Orgil ile başlayalım. Orgil orada biliyorsunuz penaltının oluşumuna sebep verdi. Zaten sinyalleri veriyordu. Biz de İlhami ile gol duasına çıkmıştık Orgil için. Nasıl kar duasına çıktık, yağmur duasına çıktık, kar geldi İstanbul'a, Türkiye'ye. Şimdi de Orgil'e gollerle buluşturduk. Tabii İlhami takla takla diyordu. İlhami'yi kırmadı, bir de takla attı bu Orgil bugün. Evet. İlhami evet. Hocam siz de devam edelim. Çünkü Erdal evet, abi de galiba evet. Yine bir sorun oluştu. Canlı yayında hı-hı. Böyle sıkıntılar olabiliyor. Tabii. Aynen teknik hatalar yani, olabiliyor. Yani ben bugün takımın kurgusuna baktığımız zaman takımın işte çok büyük bir talihsizlik var sevgili İhsan. Bir türlü libero ve stoperi yan yana oynatamıyoruz. Dolayısıyla bugün de biliyorsun maçın sonlarında, son 10 dakikasında Nando dizinden sakatlanarak ayrıldı ve bence çok da önemli bir sakatlık. İnşallah hafta sonuna kadar bu eksikliğimizi gideriz. Sebebi şu, Eren'i izliyoruz. Bir maçta olağanüstü derecede mükemmel. İyi oynuyor. Bir maçta vasatın çok altında oynuyor. Bugün aynen. De yine Eren'in vasatın altında bir Eren'i izledik sol bekte. O kanadı maalesef bir türlü durduramadık. Oysa ki rakip takım Hamza Hoca bu bizim maçı çok iyi çalışmıştı. Seni kutlarım. Çok doğru bir şey söylüyorsun. Artık Türkiye'de Ersun Yanal ve Antalya Spor taktiği 4-4-2, 4-2-3 falan bunlar hepsi konuşulurken şimdi Antalya Spor taktiği rakipler tarafından uygulanıyor. Sadece bizim maçlarda değil. Ligde artık oynanan maçlarda bu taktik oturdu. Hatta bir demecini okudum biraz önce sosyal medyada şeyin hocanın Hamza hocanın diyor ki artık bu ligde iyi oynamayı bir tarafa bıraktık. Her puan bizim için çok değerli. Tabii. Aldığımız puanlara bakacağız. Kesinlikle. Şimdi bunu şunun için söylemeye çalışıyorum. Bizi iyi çalışmışlar sevgili İhsan. Bizim takımın en tehlikeli top götüren, top süren oyuncusu Hamilton. Hamilton'u çok süratli bir oyuncuyla bloklamışlar ve bugün Hamilton'a top oynatmadı rakibi. Yani Hamilton hiç birebir de süret olarak da geçemedi, çalım olarak da geçemedi. Bir de bunun yanında Hamilton kanadında Eren de ne ileriye katkı sağlayabildi. Çünkü o kanadı rakip çok iyi kullandı. Yani bizim en zayıf halkamız buydu. İnşallah gelecek hafta libero stoperimiz ki Veysel döndü bugün ve bence çok da önemli bir gol vuruşu olabilecek bir kafa ile buluştu. Dolayısıyla ben bugün şöyle bir takıma baktığım zaman yani müsabakanın tamamını izlediğim zaman bilmiyorum aynı şeyi düşünüyor musun? Ya bu takım ya çok üstün bir takım yoktu sahada iki takımda. Sanki yani bir futbol taraftarı olarak Antalya Spor olarak tabii ki kazanmak gönlümüz oradaydı. Ama Antalya Sporlu olmayan birisi maçı izlemiş olsaydı televizyondan takımları olmadan bu müsabakanın skorunun bu şekilde bitmesini normal karşılayabilirdi. Çok istekli ve çok heyecanlı olmamasını Antalya Spor'un anlayabiliyorum. Çünkü yani 3 gün önce bu takım hedef için çok önemli bir müsabakaya çıktı. Tabii zor ki Antalya Spor'un oynadı, tabii sevgili insan bu Antalya Spor'un 2 tane çok önemli hedefi var. Hedefin bir tanesi ligde kalabilmek, tutunabilmek. İkincisi ise bu dönemi bir final oynayarak, bir kupayı müzesine götürerek tamamlama gibi bir hedefi var. Hem Ersun Hoca'nın hem futbolcuların kafasında. Şimdi Sivas deplasmanı sevgili insan çok zor bir deplasman. İki sebepten çok zor bir deplasman. Sivas hakikaten tabiri caizse taş gibi bir takım ve kupayı isteyen bir takım. Onların da tek hedefi kupaya sahip olmak uzun yıllardan beri. İkinci bir sebep de şu, hava koşulları çok çetildi. Çok sert ve çok soğuk bir havada, çok soğuk şartlarda ve zor şartlarda bu takım top oynadı. Ve 1-0 gibi hiçbir zaman 90 dakikanın sonuna kadar rahat bir nefes alamayacağı bir maç oynadı. O anlamda bütün bunları şöyle bir kümülatif olarak değerlendirirsek,
ben Antalyaspor'un almış olduğu bir puanın kazanç olduğu düşüncesindeyim. Hı hı, doğru. Birkaç şey de hakem için söylemek istiyorum. Hı. Yani maçın kaderine etki edecek bir eylemde bulunmadı, harekette bulunmadı. Ama işte bugün el ve dirseklerle yüze yapılan müdahalelerde her iki takıma da kart uygulamadı, dikkat ediyorsanız. Bizim de bu türde bir hareketimiz, rakibin de bu tür hareketleri vardı. Bunları daha kartsız uyarıyla geçiştirdi. Müsabakada iki tane kritik pozisyon vardı. Birisi birinci devre, birisi ikinci devre. Bana göre tamamen hakemin takdirine giriyordu. Yani ben hakemin vermiş olduğu kararla ilgili, ya burada şu olsaydı, bu penaltı olsaydı diyebileceğim, onların da bizim bir pozisyonu da olmadı. Yani vasat bir müsabaka, vasat bir müsabaka yönetimi oldu ama hakem yüzünden bir takım kaybetti veya hakem yüzünden işte biz mağdur olduk sözlerinin söylenebileceği bir maç değildi diye düşünüyorum. Yani hakemin ön plana çıkabileceği bir karşılaşma değil diyorsunuz. Değildi. Yani oyun olarak da değildi. Pozisyon olarak da değildi. Yani sana şunu soracağım. Bizim kalecinin... Arkadaşlar beni de konuşturun biraz ya. Sen konuşup 30 saniye sonra tek gidince... Tek tabanca alıp gidiyorsunuz. Biraz beni de konuşturun. Seni biz ekranda görmedik. Gittin. Onun için devam ettik. Sevgili Erdal, ben susabilirim. Sen konuş. Sen yeter ki konuş. Şimdi Erdal abi konuş. Ama şunu isterseniz bir bitireyim de tamam. Ondan sonra sen sözü ver. İki kalecinin de ya %100 işte 3 tane 2 tane top çıkardı. Kaleciler olmasaydı işte bu maç farklı olurdu denemeyecek kadar kısır bir müsabakaydı. Evet. Genel yorumum bu. Evet. Evet. Evet Erdal abi, aman konuşup 30 saniye sonra şey olmasın, yayın bugün, kopmasın. Bugün Zoom'la ilgili bir sorun yaşıyoruz ama herhalde beni konuşturmayacaksın. Yok. Neyse konuşabildiğimiz kadar konuşalım. Tabii önce bahsettim, Sivas'tan alınan galibiyet ve Alanyaspor'a rakip olmak çok önemli. Şimdi iki Antalya takımı karşılaşacaklar, onun için her ikisini de kutluyorum. Malatya maçı da şu anlamda önemli. Birbirine çok yakın takımların ve birlikte oynadıkları maçlar her iki takım da iyi hazırlanıyor genelde. Malatya takımı da az önce İlhami söyledi. Malatya takımı iyi. Zaten normalde yapılması gereken o. Rakibinizi iyi analiz edeceksiniz. Ne olursa olsun. Şimdi zaten iki haftada iki maç ve periyodu bitiyor ki bundan sonra takımların gerçek güçleri ortaya çıkacak. Oyuncular biraz daha dinlenme ortamı bulacaklar ve haftadan haftaya yapılacak maçlarla daha farklı maçlar izleyebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü ciddi anlamda oyuncular ve teknik adamlar hatta yöneticiler, hakemler bu periyottan yoruldu. Bunu geride bıraktık. Bundan sonra daha güzel maçlar izleyeceğiz diye düşünüyorum. Maça gelince Orgil'le başladı. Orgil'le devam etti. Orgil nefis bir gol attı. Gerçekten 5 kişinin arasında voley, güzel bir voleydi ve köşeye gitti. Arkasından bir de kendi kalesine bir kafa vuruşu yaptı. O kafa vuruşu da güzeldi ama kaleye şaşırdı. Orada tabii kalecinin de, Bofi'nin de ciddi bir hatası var. Bana şeyi hatırlattı bir gün önce Malatya Galatasaray maçında Türkiye'nin hatta dünyanın sayılı kalecilerinden bir tanesi Mustera'nın yaptığı hatayı hatırlattı. O da öyle bir boşa çıkarken rakip oyuncu aradan vurmuştu. Bu sefer de bizim oyuncumuz vurdu. Birbirine çok benzeyen iki gol oldu. Tabii ben özellikle defans hattımızda artık bir oturma var Antalyaspor'un. Kolay kolay rakibe pozisyon vermiyoruz ve iyi yer tutan oyunculardan kurulu. Mesela hakikaten Nando'ya daha önce de söyledim burada birkaç kez yine söylüyorum. Allah nazardan korusun dedik ama bu maçta sakatlandı. Umarım sakatlığı ciddi değildir. Nerede duracağını bilen iki oyuncunun hatta üç Veysel'i de koyabilirim onların arasında tandemimiz var. Nerede durabileceğini, topa nasıl müdahale edebileceğini çok iyi organize eden Gudaşov ve Veysel ve Nando üçlüsü Antalyaspor'un garanti bir şeyine geldi ki 9 maçtır Antalyaspor yenilmeyen bir takım hüviyetine büründü. Bu ligde önemli bir şey tabii. Bu arada maçın
her zaman üstüne koyarak oynayan, Eren'den de defans hattında. Bünyamin'i zaten söylüyorum, her zaman söylüyorum. Bünyamin birkaç topla ilişkisini biraz daha geliştirebilir. Çok genç çünkü yapar, yapacaktır da çalıştıkça. Farklı bir Bünyamin göreceğiz. Çok daha, çünkü enerjisi müthiş, pozitif bir oyuncu, oyuna katkısı müthiş. Şimdi bu maçta gördüğün sol ayağı da fena değil. Sol ayağında top da kesebiliyor. Ancak şunu yapmalı. Son vuruşlarda kafasını mutlaka, yapacağı ortalarda kafasını mutlaka kaldırmalı. Ve nereye? Adrese atacak. Çünkü adrese atmalı artık. Yani beklerin, orta yapacak kanat oyuncuların kafalarını kaldırarak adresi orta yapmalılar. Yoksa ben attım gitti orta ama nereye gitti belli değil ortaları. Çok sonuç alıcı ortalar değil. Burada mutlaka onu da geliştirecektir. Eren'den bahsettim. Üzerine koyarak her maçta oynuyor. Tecrübeli bir oyuncu zaten. Sol ayağı çok iyi olan bir oyuncu. Oynadıkça da kendine özgüveni geliyor ve daha iyi oluyor. Bu maçın ortaya çıkan bir soru işareti Hamilton bence. Hamilton'da bir düşüş var. İnan bilmiyorum, ben sesi duymadığım anda bahsetti mi. Hamilton bizim ucundaki en önemli silahımız. Süratiyle, tekniğiyle, rakibe yaptırdığı faullerle ve topu rakip sahaya en hızlı taşıyan oyuncu olarak Hamilton birkaç maçtır sallanıyor. Bu maçta da ben var mıydı yok muydu çıkıncaya kadar tam anlamadım. Yine çalışıyor, ileri geri gidiyor geliyor ama sonuça gidecek, sonuç getirecek, pozisyon yaratacak o eski Hamilton'u birkaç maçtır aradığımızı söyleyebilirim. Bu arada Doğukan iki maçı arka arkaya, biliyorsunuz Sivas'ta da 11 başladı. Bu maçta da cezalı olan Gökdeniz'in yerinde sağ kanatta başladı. Doğukan çok yetenekli bir çocuk, ancak iki maçı arka arkaya kaldıracak fizik güçte olmadığını bu maçta gördüm. Hissettim zaten, maçta da görülüyor. Son hareketlerde o da sıkıntı yaşıyor. Ama mesela Sivas'ta klasına yakışır, onun tekniğine yakışır bir hareket yaptı hatırlarsanız, hemen çizgide taştan gelen topta. Çok güzel rakibine hakaret etti. Bunu maç içerisinde daha çok kullanmalı. Tekniğini daha çok kullanmalı. Bu maçta bir iki şut denemesi oldu. Ben ona hep söylüyorum. Kaleyi gördüğü yerden değil, pozisyonu kaleyle birleştirdiği yerden. Yani kaleyi hissettiği yerden çerçeveyi vurabilmeli. Çünkü topa vuran bir oyuncu da. Dolayısıyla bu maçta denedi. O da güzel bir şey. Şimdi tabii orta sahada Nuri, Hakan, Freddy gibi bir üçlü tecrübeyle artık devam edeceğiz. Büyük bir ihtimalle sakatlık veya ceza olmazsa. Çünkü bu üç oyuncu birbirini çok iyi tamamlıyor. Freddy ile aslında 10 numara gibi gözüküyor ama sahanın her yerinde dolaşıyor. 4-3-3 gibi takımın sağında, solunda, her yerinde. Bu üçlü orta sahayı, Nuri bir ortada kalıyor oyun kurucu olarak ama diğer ikisi sahayı dolaşıyor. Kısaca tabii Antalyaspor'un aldığı bir puan, az önce İlhami'den de duydum, taraftarları üzmüş ama üzmesin. Bu ligde en yakın, size yakın takımlarla olan maçlarda kaybetmemek de önemli. Son dakikalarda Allah korusun yenebilecek ki pozisyon da vardı. Tetti'ye kafası gol de olabilirdi altı pastan. Öyle bir son dakikada çıkmayacak bir pozisyonla gol yesek daha da sıkıntılı bir şey olabilirdi. Serimiz biterdi. Ben bu anlamda alınan bir puanı da kötü görmüyorum. Oyun olarak da kolay değil. Aynı ilamiye katılıyorum. Sivas gibi bir zorlu deplasmandan 4 gün sonra, 3 gün sonra gelip burada yine en az kendisi ayarında iyi bir takımla kafa kafaya oynamak kolay değil. Ben alınan bir puanı da kötü görmüyorum açıkçası. Peki abi, Gökdeniz'i aradı mı Antalyaspor'un maçta? Tabii Gökdeniz üstüne koyan oyunculardan bir tanesi. Şimdi Gökdeniz bu maçta olsaydı oynardı. Hı hı. Kimin yerine oynardı? Tabii ki Doğukan'ın yerine oynardı. Hı hı. Çünkü Doğukan'ı orada Sivas'ta oynatınca burada bu maçta risk edeceğini, ben Gökdeniz cezalı olmasaydı büyük bir ihtimalle Gökdeniz onun yerinde oynayacaktı. Gökdeniz'i niye arıyor Antalyaspor? Gökdeniz şu anda Antalyaspor'un Orgil'i bu maçta gördük. Gol pozisyonunda gol attı. Ama genelde gol pozisyonlarında çok gördüğümüz bir oyuncu değil. Antalyaspor'un golü en yakın oyuncusu. Rakip kaleyi en çok zorlayan oyuncu. Aynen. Zorlayan oyuncu Gökdeniz.
Bir de Gökdeniz, az önce söylediğim gibi Bünyamin'de olan, şeyde olan, üzerine gittikçe koyan, özgüveni geliştikçe daha iyi oynayan bir oyuncu olmaya başladı. Transfer piyasasında ismi de geçmeye başladı. Büyük takımlarla ismi alınıyor. Bu tabii genç bir oyuncu için son derece önemli. Milli takımlardan tabii milli takıma gidecek, büyük ihtimalle gidiyor. Dolayısıyla bunlar bir genç oyuncu için moral motivasyonu yükseltecek olaylar. Ve bunlar arka arkaya gelince, gollerle de buluşunca Gökdeniz Antalyaspor'un önemli bir forveti şu anda. Hatta gole en yakın forveti diyebilirim. Dolayısıyla onun olmadığı maçı Antalyaspor, olmadığı maçları arayacaktır. Bu çerçevedeki Gökdeniz'i. Ben bu maçta da Gökdeniz olsaydı farklı olabilirdi diye düşünüyorum. Evet. Peki İlham Hocam'a sorayım bunu. Şimdi biz tabii bir Antalya... Burada İlhami'yi hemen sen top atarken ben bir şey de atayım. Hı hı. Beraber birlikte atalım. İlhami ona da cevap versin. Ya şimdi karşı takımın çok tecrübeli bir kaptanı var Malatya'nın. Ben izlerken çok üzüldüm. Tabii oyuncuyu ben defalarca istiyorum. Yani diğer maçlarda da istiyorum. Görüyorum artık bunu bazı oyuncular bir gene şey haline getirdi. Adet haline getirdiler. Hı-hı. Ve maçı o kadar çok durdurdu ki ben herhalde 4-5'ti saydığım yerden kalkmıyor. Kendini sürekli atıyor. Sürekli hakime sarı kart aldırmak veya kart aldırmak için yüzünü gözünü tutuyor falan. Yani böyle bir şovmen havasında ben bu maçlarda, bu tip maçlarda, bu tip oyuncuların hakemler tarafından mutlaka, basketboldan örnek verdim geçen hafta hatırlarsanız. Basketbolda böyle artistik kendini atan, rakibine ceza aldırmaya çalışan oyunculara hakemler ceza veriyorlar. İkincide de oyundan atıyorlar. Böyle bir sistemi hakemlerimizin de yapması lazım diye düşünüyorum. Çünkü bu oyuncuların oyunu durdurmaları, gereksiz yere işte suratını tutmaları, yumruk yemiş gibi yerde debelenmeleri falan böyle çok insanın seyrederken içini karartıyor. Yani oyun çok sık duruyor. İnan bilmiyorum bu konuda ne düşünüyor. Yani tabii ki futbol oyun kuralları hakemin aldatılmaya yönelik pozisyonları tespit ettiği zaman sarı kart gösterilmesini emrediyor. Ama bu tür pozisyonları tespit etmek çok zor. Futbolcuların biraz daha iyi niyetli olması lazım. Bu tür oyuncuların cezalandırılmasını gerçekten biz de çok istiyoruz. Ama bu sahada çok memnun olmuyor. Televizyonda bile biz bir iki defa pozisyonu izledikten sonra bugün ben maçta hem televizyon şeyden izledim, çıplak gözle izledim ama öteki taraftan da ikinci pozisyonu elimdeki telefondan bakarak ancak şey yapabiliyorsun, tespit edebiliyorsun. Bunlar çok zor. Bunlar belki ileriki yıllarda VAR protokollerine konularak sarı kart gösterilmesi konusunda hakemlerle bir diyaloğa girmesi konusunda bir düzenleme yapılırsa olur ama şu anki sistemde VAR bu tür pozisyonlara karışamadığı için kırmızı kart değilse eğer maalesef bunları engellemek çok zor ama ben futbolu çirkinleştirdiğine yürekten katılıyorum. Yani arkadaş hep şeyi eleştiriyoruz. Hakemlerin hareketlerini eleştiriyoruz ama futbolcuların da artık futbolu güzelleştirmek için iyi niyetli olması lazım. Kimin yüzüne bir hamle yapılıp kimin yüzüne hamle yapılmadığını anlamak o kadar çok zor ki. Bu müsabakada anladığım, daha bunu teyit etmedim. Gelecek hafta teyit edip daha net size bilgi verebilirim. Eskiden sadece bildiğim sevgili İslam bir konu vardı. Yüze yapılan her müdahalelerde kart çıkıyordu. Hı hı. Şimdi eğer top için yapılıyorsa ve İslam dışı yapılıyorsa tıpkı ayağa basmalarda olduğu gibi çok fazla kart gösterilmemesi konusunda mutlak surette bu uyarı yapıldı ki bu maçta bir iki tane pozisyonda hakem bu sebeple sarı kart göstermedi. Artık hakemler bu pozisyona sarı kart göstermeye başladıktan sonra bu yıl Arda'ya katılıyorum. Yere düşen her futbolcu ki bugün bir tane iki tane yine oldu. Adamın formasını şurasından tuttu. Adam sanki yüzüne parçalanmış gibi yere attı kendisini. Aynen. Falan. Futbolun çirkinleştirildiğine kesinlikle katılıyorum ama bir daha söylüyorum. Bunlar sarı kartlık hareketler. VAR protokolü ise sarı kartlık hareketlere maalesef karışamıyor. Şimdi İşte ben burada ilave sana şunu soracağım. Şunu soracağım. VAR protokolü yapılırken bunlara engel olmak için ki bunlar artık futbolun yavaşlamasına, futbolun durmasına, oyun akışını etkileyen hareketler olmaya başladı.
Ve ister istemez rakiplerin de onların yaptığı bu tip hareketlerden dolayı kart görmelerine sebep oluyor. Dolayısıyla ben şunu söylüyorum. VAR protokolüne bunlar eklenemez mi? Yani yeni bir VAR protokolü yapılırken böyle iki tane oyuncuyu asarsan sahanın içerisinde iki tane, üç tane oyuncuyu bir daha bunlar olmaz. Anlatabiliyor muyum? Bunlara katılıyorum sevgili Erdal da. Bu Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nun tek başına yapabileceği uygulamalar değil. Bu uluslararası futbol oyun kurallarında yapılan bir değişiklik ancak yapılabilir. Çünkü biz UEFA'ya bağlıyız. Dolayısıyla bu tür uygulamaları UEFA'nın emrettiği şekilde yapmak zorundayız. İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde futbolu çirkinleştiren bu gibi hareketlerle ilgili International Board kararlarında bir değişiklik yapılabilir. Bunu bizler çok fazla dillendirmeliyiz. Futbolun artık son günlerde hepimiz tarafından da cazibesinin yitirilmeye başladığını görüyoruz. Bunun tekrar eski haline getirilmesi için ben de senin direkt ve temellerine katılıyorum. Ben özellikle en fazla beni rahatsız eden VAR protokolünün eklenmesi gereken konuların başında da şu geliyor. Tamam kardeşim sarı karta karışma diyorsunuz ama ikinci sarı karta niye karışma diyorsunuz? Bir oyuncu yanlış bir şekilde geçen hafta olduğu gibi Antalyaspor maçında, lig maçında bir sarı karttan Alper Ulusoy'un hatırlıyorsunuz olduğu gibi yapıldığı zaman takım 10 kişi kalıyor. Bu arada tabii bir şey daha hemen taraftarlara söyleyeyim. 4 etap geçti. Alper Ulusoy hala görev alamıyor. Hı hı. Dinlendiriliyor. Bu şu demek. Eğer sahada gördüklerinizi doğru şekilde kaleme alırsanız, doğru yerlere bunları iletip ve gerekli baskıyı oluşturabilirseniz, bunun sonuç aldığını görürsünüz. Sonuç almak neyi beraberinde getirir? Bu müsabakalarda yapılabilecek hataların bedelinin ağır olduğu ve daha dikkatli maç yönetilmesini sağlar. Dolayısıyla Antalyaspor'un o maçtan sonra yapmış olduğu basın bildirisi ve kulis adına da başta Mustafa Yılmaz olmak üzere emeği geçenleri kutluyorum. Erdal, benim şöyle bir konuyu açmak istiyorum. Şimdi Ersun Yanal bana göre sahaya elindeki kadroya baktığın zaman en doğru ekibi çıkardı. Gökdeniz yoktu. Veysel yoktu. Yani daha hazır değildi. Bu arada Veysel'i de kutlayalım. İkinci defa baba olmuş, kız babası olmuş. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Ona da ailesine de mutluluklar dileyelim. Dolayısıyla bu ikisinin hazır olmadığı bir süreçte Eren'i solda kullanmak zorundaydı. Bizim en büyük şansımız Kurdeleşov, Nando ve Veysel'i değişken oynatabilmek. Çok sıkıştığımız zaman da Ersan'ın oraya girmesiyle sana katılıyorum. Defansta artık biz bir arayış içerisinde değiliz. Ama şöyle yedeklere baktığımız zaman, kulübeye baktığımız zaman kulübeden müsabakanın ilerleyen dakikalarında taktiksel anlamda sahaya sürdüğümüz oyunculardan istediğimiz şeyi alamıyoruz. Performansı alamıyoruz. Sidney geldiğinden beri sadece bir Gençler Birliği maçında gördük. Onun dışında bugün bilmiyorum sen ne gözlemledin ama bugün Sidney oyunda kaldığı süre içerisinde yine hiçbir şey yapmayanlar arasındaydı. Podolski tamam dünya çapında bir futbolcu ama yani kovalamıyor, top kovalamıyor. Bir de iki defa serbest vuruş oldu. Bu serbest vuruşları yapılırken bekledim ki vuruşun başına geçecek, bir şeyler yapacak. Orada da göremiyoruz. Yani bench'ten içeriye attığımız oyuncularla bir şey değiştiremiyoruz. Çok dar bir kadroya mahkum olduk. Çok şükür ki Ersun Yanal nereden çıkardıysa bir yeni bir oyun taktiği çıkardı. Bu oyun taktiği tüm Türkiye'de artık model oldu. Biraz önce dediğim gibi. Dolayısıyla inşallah kulübedeki oyuncuları da hazır hale getirebiliriz. Oyun şeklini değiştirebiliriz. Dediğim gibi ben de sana katılıyorum. Bu hafta benim de performanstan memnun olmadığım Hamilton, sen biraz önce konuştun, daha önce de söylemiştim. Belki rakip onun önüne çok hızlı bir oyuncu koymak ama orada tabii ki canlı seyretmenin bir avantajı var. Erdal, şeyi görebiliyorsun. Çıkıştan sonra oyuncunun tavrını görebiliyorsun. Hiç hoşuma gitmedi. Yani çıkarken resmen tavırla çıktık ki bana göre de Ersun Yanal geç bile kaldı oyundan almakta. Hiçbir şey vermedi. %100 katılıyorum. Dolayısıyla
Ben de bugün alınan bir puanı bütün bunları konuştuğumuz zaman son derece doğru olduğunu düşünüyorum. Şimdi İlhami. Kazanç olduğunu düşünüyorum. İlhami, ben bir kere burada şova demin de söyledim ama biraz özel bir parantez açmak istiyorum. Şimdi 3 tane Ersan'ı da bir yere koyalım ama 3 tane ciddi anlamda formda. Ben sana şey anlamında herhangi bir sıkıntısı yok Veysel'in sakatlıktan döndükten sonra. Oynadığı maçta da son derece iyi, hakemin hatalı bir kararıyla çift sarı karttan atıldı. Onu biliyoruz. Ancak 3 tane iyi stoperden sol stoper olarak Gurdaşov o kadar çok katkı veriyor ki takıma. Çok ki biliyorsunuz dünya futbolunda artık tandem oynayan takımların sol stoperleri çok kıymetli. Herkes, her takım sol stoper arıyor. Bunun için de çok kıymetli bu oyuncular. Dolayısıyla Gurdaşov Antalyaspor'a sol stoper olarak artık o forma orası benim diyor. Yani orayı demirledi oraya ve formayı aldı. Onun yanına gelecek Nando'nun sakatlığı var şimdi. Büyük bir ihtimalle Veysel orayı kapatacak. Ben orada çok sorun yaşayacağımızı zannetmiyorum. Nando'nun sakatlığının uzun süreli olmaması halinde. Ben, bu üç oyuncu da çok formda. Bunlara tabii ilave olarak şimdi Bahadır iyileşti. Yavaş yavaş o katkı verecektir. Yine Ersan var elimizde. Orada çok sorun. Ama sana katıldığım bir şey var. Podolski ve Nesem konusunda ciddi anlamda benim de sıkıntılarım var. Oyuna son 20 dakika girmiş insanlar, oyunun çok kaliteli isimler. Yıllarca Almanya'da hani şeyi bir tarafa bırakırsan, Podolski'yi bir tarafa bırakırsan dünya yıldızı. Öbürkü de Sidney de Almanya'da uzun yıllar futbol oynamış bir oyuncu. Almanya gibi birlikte, üst düzey birlikte oynamış bir oyuncu. Şimdi bu iki oyuncudan tabii katkı beklemek hem Antalyaspor taraftarı olarak bizlerin hem de teknik adamların hakkı. Ancak görünen o ki Podolski bana vücut görüntüsü memnun değil. Yedek kalmaktan memnun değil. Sonradan oyuna girmekten, son 20 dakika oynamaktan memnun değil. Mesela Eto'yu hatırlattım size daha önce. Yine bu klas oyuncuların, bu tip oyuncuların biraz saha içerisinde dolaşmaları lazım İlhami. Topla buluşmaları lazım. Topu aramaları lazım. Arkadaşlarını boşa çıkarak topları toplayıp onların önüne pas yapmaları, onları oynatmaları lazım. Yani şimdi mesela geçen hafta Mesut, ben bu hafta Mesut'un Fenerbahçe'deki ilk maçın ilk devresinde özellikle gördüm ki evet fizik olarak hala iyi bir Mesut yok ama bir kaliteli oyuncunun, iyi bir oyuncunun orta sahada arkadaşları nasıl organize etti, nasıl pas değil, %97 pas yüzdesiyle oynamış. Şimdi bu ne demek? Arkadaşlarını oynatmaya çalışan bir oyuncu var sahada. Biraz Podolski'nin de gezmesi, dolaşması lazım. Yani ben Podolski'de bir bezginlik seziyorum. Bir umursamazlık seziyorum. Arda, Podolski burada sana katkı vermek için. Podolski kafasında futbolu bitirmiş artık. Podolski'nin bundan sonra yapacağı şov futbol. Yani bir Arabistan'a gider, Amerika'ya gider falan filan ama ben hatırlıyor musun? Daha önce de konuşmalarında hep söylemiştim. Podolski Ersun Yanal'ın kafasındaki bir futbolcu değil. Abi Ersun Yanal sen de biliyorsun yıllardır yani yakından takip ettiğini çok iyi biliyorum. Ya adam sahada her şeyini veren futbolcu istiyor. Yani Podolski mış gibi yaparak futbol oynuyor. Ben Sam'dan de çok memnun değilim. Hatta ben sevgili İhsan sana da bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Ya Mert diye bir çocuk vardı. Mert Hakan mıydı? Yok değil. Sakat. Ya yani ne oldu onun durumuyla ilgili? Almanya'dan aldığımız çocuk sakat. Ha ya bu değil mi, o çocuk hiç yok yani şeyden sonra ilk 3-5 maçtan sonra kayboldu gitti ya. Benim öğrendiğimde Ersun Hoca Mert'ten de memnun değilmiş. Yani şimdi, bana da öyle çalışmıyormuş çünkü. Evet, çalışmıyormuş. Evet. Şimdi kesinlikle katılıyorum. Erdal, yalnız senin dediğin Mesut örneğinin en güzel şeyini artık Nuri'de yaşıyoruz. Nuri de herhalde Türkiye'de istatistik anlamında inanılmaz yüksek istatistikle top oynuyor. Ve artık Nuri hem istekli hem agresif hem yani takımı Kaleci Orgil'le beraber geriden çok iyi yönetiyor. Bugün çıplak gözle izleyince sahada da tribünde kimse olmayınca geçen hafta sen söylemiştin ya 2-3 hafta önce kaleci Bofe'nin arkadaş olamaz ya. Hangi ayakla, kimin nereye, ne yapacağı dahil olmak üzere inanılmaz derece bir virtüöz ya Nuri ile ikisi.
Müthiş, şimdi İlhami, Türkiye liglerinde çok iddialı bir şey söyleyeceğim ben sana. Ersun Hoca geldikten sonra özellikle 6-0'lık Hatay maçından sonra bir takıma şey oturttu. O neydi biliyor musun? Orada hepimiz, özellikle ben kendisini çok tenkit ettim. Ama şimdi hakkını veriyorum. Çünkü biz öyle veya böyle Antalya Spor için burada konuşuyoruz. Antalya Spor'un menfaatleri için konuşuyoruz. Bunun asla ve asla tersi olamaz. Antalya Spor'un başarısı bizi çok mutlu ettiği için bunları söylüyoruz. Burada Ersun Hoca'nın o 6-0'lık maçtan sonra radikal bir kararla topu tamamen rakibe vererek oynaması, %25'lerle topla oynaması hakikaten futbol adına görüntü olarak iyi bir şey, iyi bir tablo değildi. Dolayısıyla bu anlamda Ersun Hoca'nın o geçişi ben tahmin ediyorum, burada da söyledim sonra, bu bir geçiş süreciydi. Tabii. Toplayabildiği kadar böyle, bir de inan 6-0'dan sonra arka arkaya 3 maç kaybetsen artık bu takımı toparlamak çok zor. Yani parasal başkan yok, şu yok, bu yok falan, transfer yapma şansın yok. Dolayısıyla orada son derece iyi bir stratejiyle hoca hakkını vermek lazım. Ersun Hoca'yı bunu tebrik ediyorum, kutluyorum. Kesinlikle. Orada iyi bir strateji ve uyguladığı son derece doğru bir metot ve teknikle takımı kapasitesine göre alabileceği maksimum puanları almaya çalıştı. Ve şu anda ligde alabileceği puanlarla aldıktan sonra Antalyaspor'un son iki maçtır özellikle dikkat ederseniz oyun şekli değişti. Şimdi göze hoş gelmeyen oyundan daha çok arayan, artık biraz puan olarak da rahatladığı için oyuncuların özgüveninde biraz kendini 9 maçtır yenilmeyen bir takımdan bahsediyoruz sonuçta. Oyuncuların da özgüveni yerine geldiği için bu şeyi oyuncularda da görebiliyorum. Çünkü arıyorlar, çünkü koşuyorlar, çünkü şut atıyorlar, çünkü arkadaşlarınla yardımlaşıyorlar, paslaşıyorlar. Bu son derece güzel şeyler bunlar takım için. Kim, yani o Antalyaspor'dan başka bir Antalyaspor'a geçiş oldu yavaş yavaş. Evet. Bir yani. De Arda şu oldu yani, hangi futbolcu ile sonuç alabileceğini futbolcular da biliyor artık. Yani herkes birbirini tanıdı. Yani takımda bir arada oynamanın o çok önemli bir şeydir. Yani sağlar. Bir arada oynadıkça oyuncular birbirlerinin özelliklerini mesela geriden oyun kuruyor bu film gözü kapalı. Bir yani arada bazen diyor ki ne yapıyor bu falan diyor ama o kadar güzel bir üçgen kuruyorlar ki orada. Kesinlikle. Evet. Geriden oyun başlatan en iyi takımlardan bir tanesi Antalyaspor. Peki İlham hocam, Erdal abi şunu diyebilir miyiz? Antalyaspor hiçbir maça favori çıkmaz belki. Ama hiçbir takıma karşı da kolay kolay mağlup olmaz bu oynadığı şimdi, futbolla. Bu konuda ben sana şunu söyleyeyim. İhsan, özür dilerim İlhami, şunu söyleyeyim. Şimdi bizim sezon başında İlhami ile takım kurulurken yaptığımız tespitlerimiz vardı. Buna sen de katılıyordun. Tespitlerimiz şuydu. Bu takım, bu kadro kurulurken alternatifle her bölgenin alternatif olan bir takım kuruldu. Takımın içerisinde her ne kadar Podolski, Sam bilmediğimiz, yani burada verecekleri şeyi vermediğimiz oyuncular da olmasına rağmen bu takımın işte giden Avişli falan bir kadro. Bu takımın Antalyaspor'un kadro olarak iyi bir kadro olduğunu, her takıma da zorluk çıkarabilecek, Türkiye liglerinde her takıma zorluk çıkartabilecek bir takım olduğunu söyledim. Doğru. Tabii sezona biraz kötü başlayınca arka arkaya alınan kötü sonuçlarla sakatlıklar. Ben şimdi sezon başını hatırlatayım size. Bir daha hatırlayalım. Yani ben tarihinde görmediği kadar Antalyaspor sakatlık ve kart cezası gördü. Aynen. Bir anda baktığınız şeyde oyuncu kalmadı ben işte. Yani üç tane hoca değiştirdi nereden? Üç tane hoca değiştirdi. O kadar önemli ki. Yani tabii bunlar hepsi baktığınız zaman öyle bir anda olacak şeyler değil. Bir yerde ister istemez Antalyaspor ritmini bulacaktı. Bu kadro ritmini bulduğu zaman, sana katılıyorum, belki her maça tam favori çıkı gösterilmez ama hiçbir maçı da kolay kolay kaybetmez. Ya Antalyaspor ben de şunu söylemek istiyorum. Antalyaspor artık şunu çok net bir şekilde rakiplerine anlattı. Antalyaspor kolay lokma değil. Antalyaspor maçından sonra, Hatay maçından sonra artık futbolun defans yönünde 10 numara, orta saha yönünde 8 numara, belki forvette 5-6 numara ortalamasıyla oynayan bir takım olduğunu çok net bir şekilde ortaya koydu. Antalyaspor'da
Hakikaten bu sene çok iyi bir kadro kurulduğunu sezon başından beri söylüyoruz. İlhami bir sadece şey söyleyeceğim. Bir saniye bitiriyorum. Sadece bunu yapmasının yanında sevgili Erdal, Antalyaspor'da hesapların tutmadığı iki tane oyuncu var bana göre. Eğer biz istediğimiz randımanı Orgil'de dahil olmak üzere 3 kişi Orgil, Podolski ve Sidney Sam'den almış olsaydık biz şu anda ilk 5'leri konuşuyor olurduk. Maalesef burada bir sıkıntı yaşadığımız için biz buralardayız şu anda diye. Buyur, evet Erdal. Esas sıkıntıyı nerede yaşıyoruz biliyor musun İlhami? Esas sıkıntıyı Antalyaspor Ligi'nin en az gol atan takımı. Gol pozisyonuna giriyoruz ancak gol atamıyoruz. İki tane süratli kanat oyuncumuz var. Ancak ortada o topları içeri dürtecek bir golcümüz yok. Yani ben sezon başından beri bir gol atmış Orgül'e, kusura bakmayın ama bir golcü gözüyle, evet forvettir, koşuyordur, şudur budur ama mücadele ediyor ama golcü gözüyle bakamam. Yani bence evet. Gökdeniz şu anda ondan daha golcü. Şimdi Serdar tabii. Serdar çok önemli bir oyuncu. Ben alındığı zaman çok sevinmiştim. Antalyaspor'u kanatlarda Hamilton'la beraber uçuracak iki tane oyuncudan bahsediyoruz. Serdar'ın altyapısına baktığımız zaman da oynadığı takımlarda çok önemli bir rol üstlendiğini görüyoruz. Ancak Serdar'ın tabii sakatlıktan dönüşü bugün biraz daha fazla süre aldı. 15-20 dakikaya yakın bir süre aldı. Sanıyorum bir ikili mücadeleye de girdi. Korkmadan girdi ikili mücadeleye. O benim için önemli bir kıstas. Yavaş yavaş kendini bulacaktır. Serdar'ın kendini bulmasıyla Antalyaspor gol yollarında biraz daha fazla pozisyon yaratan bir takım hüviyetine bürünecek. Ama gene söylüyorum, hala bizim iş bitirici o topu o üç direğin arasına dürtecek bir santrofora ciddi Antalyaspor'un ihtiyacı var ama en büyük problem orada gözüküyor. Yani mesela bugün Antalyaspor... Bunu insan başında artık yani biz bunu gelecek yıl için konuşmalarımızın arasına alacağız. Genel, yani. Genelleme bu yıl bizim bu yıl forvetimiz, santraforumuz, santraforumuz Orgil ve şeydir. Gökdeniz. Neydi? Gökdeniz'dir. Bunu rakibin durumuna göre Gökdeniz'i açığa oynatabilirsin, Orgil'i alabilirsin ama bence deplasmanla oynadığımız maçlarda Ersun Yanal'ın Gökdeniz ve Orgil'i direkt 11'de düşünmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi rakibin gol yollarını çok net bir şekilde kapatması. Özellikle Orgil, libero ve stoperi yanında sürekli olarak taşıması, meşgul etmesi. Yani bu sene zaten başka seçeneğimiz de olmadığına göre bence artık çok fazla Orgil'i bu anlamda şey yapmayalım, eleştirmeyelim. Sosyal medyada da eleştirmeyelim. Yalnız Orgil üstüne koyarak geliyor artık yani. Şimdi Orgil iki maçta çok önemli bir gelişme gösterdi. Tabii. Şeyde penaltı yaptırdı. Sivas'ta penaltı. Burada da iki gol attı şimdi. Demek ki insanın aklına demek ki golcülüğü yani. Tekrar hatırladı. Pozisyon gelse adam iyi işler yapabilir. Özellikle tabii, kendi kalesine bu hafta yani. Attığı gol. Yani kendi kalesine attığı gole bakarsak bir kalecinin de o topu Allah'ını sararsan yani bir 30 santim yükselmedi yani orada. İyi de abi o kafayı sen niye oraya vuruyorsun ya? Oraya niye vuruyorsun kafayı? Adam topu görmedi ki Erdal. Önünde 3 tane kule gibi adam yükseldi. Topu görmedi zaten yani. Adam yani bu olabilir. Bunlar bir futbolculukta sen de bilirsin yani. Futbolculukta kendi kalesine belki, atan goller. Belki orada olması bile şanssızlık. Yani onun orada olması bile kısmetsizlik. Yani adam takip ediyor. Yani neticede şeye güvenmek zorundayız. Hocaya güvenmek zorundayız o noktada. Mutlak surette taktiğine cevap verebilecek kişileri. Çünkü işte Podolski'yi oynatalım dedik. 20 dakika, 25 dakika Podolski'yi oynattık. Podolski'nin altına bir tane de mobilet vermek lazım. Sahada koşsun diye. Sahada yok. 5 metrekarelik. Yok abi 5 metrekarelik mesafede iki defa gitmiyor. Yaptığı 3 tane uzun top. Yani geçen seneki o şeyle Podolski ile bu seneki Podolski'nin arasında fersah fark var. Yani biz mecburuz. Gökdeniz ve Orgil ile bu sezonu tamamlayacağız. Morallerini bozmayalım. O konuda bir sıkıntı yok. O konuda bir problem yok. Ancak evet, İslam, ben, şey ben genel olarak Antalyaspor'u genel olarak tartışıyoruz ya. Gol problemi. Gol yollarındaki Antalyaspor'da ne problem var, ne sıkıntı var diye. Erdal, sıkıntıdan bahsediyorum. Yani topu dürtecek bir iyi bir santroforumuz olsa farklı Yahu bir Antalyaspor görebiliriz.
Yahoviç'i bugün izlediniz mi? Bu hafta izlediniz mi? Yok, izlemedim. Abi böyle bir topçu yok. Ya Yahoviç'i burada izleseydiniz ya bu oynadığının %10'unu niye Antalya'da oynamadın derdiniz. Nasıl hissetti arzulu? Nasıl koş? Hayır ya bu sene için bahsediyorum. Bu sene iyi oynadığı maç çok yapma gözünü seveyim. Erdal ayrı maç gibi izliyoruz. Geçen sene iyiydi ama bu sene yoktu. Doğru, İlhamici bir oyuncunun iyi oynayıp oynamaması sadece oyuncuya bağlı değildir. Lütfen gözünü seveyim. Peki neye bağlıdır Erdal? Yani bazı şartlar var. Yani ama... oyuncuyu oynatan, abi, oynatan bazı koşullar vardır. Erdal bu adam parasını kuruşuna kadar parasını aldı. Para değil, hadise forma para verdi, değil. Forma verdi, yani şey verdi, buna süre verdi. Haddinden fazla süre verdi, süre aldı. Yani artık kafasını Ersun Hoca'yla ikinci plana itildi. Dikkat et. Ya ikinci plana itilmesini sağlayan da kendisi yani. Gol attı da Ersun Hoca oynadı da kesmedi ki. Şans verdi. Adam çok isteksizdi. Şans verdi. Oynamadı. Son maçı hatırlasana. Sağdan çıkışını bilmem neyini. Yani bence şimdi bak İlhami. Ben sana şöyle bir örnek vereyim. Şimdi Yahoviç gibi adamlar kontratak oyuncusu değil. Yahoviç gibi adamlar 18 oyuncusu. Yahoviç'e top indirirsen sağdan soldan Yahoviç gol yapar. Sen Yahoviç'i nasıl kullanacağını bileceksin. Ama Antalyaspor Yahoviç'le Ersun Yanal'la başladığında kontratak oynayan, kendi sahasında çekilen, rakibi orada karşılayan ve Yahoviç'in karşısında 45-50 metrelik bir alan bırakan rakip kaleyle bir takım müsaade et kesmesin. O kadar kesmiyorum da yani. 45-50 metrelik mesafede Yahoviç'ten şey alamaz. Benim alamaz. Onun için söylüyorum. Aynı şeyi Orgil'den niye bekliyoruz o zaman? O da aynı abi, şekilde. Orgil koşucu oyuncu. Bak ama ne olursa olsun Antalyaspor'a bugün santrafor olarak dünyanın en iyi futbolcusunu getirsem de burada senin aynı fikirdeyim. Bu oyun şablonu içerisinde santraforun iş yapması çok kolay değil. Çünkü Antalyaspor'un oyun kurgusu santraforu çok fazla ceza alanı içerisinde topla buluşturamıyoruz. Şöyle olabilir mi İlham Hocam? Erdal abi. Ona katılıyorum zaten tabii ki. Erdal abi, İlham Hocam peki Antalyaspor mesela şu anki kadronun içerisinde ihtiyacı olan santrafor Dukara olabilir mi? Olabilirdi. Değil mi? Yani ama bak yine söylüyorum. Dukara tipli bir oyuncuya ihtiyacı var Antalyaspor'un ya bence. Biz Dukara santrafor, iyi bir santrafor. Abi çok iyi bir santrafordu. Şeyin orijini, Orgil'in orijini santrafor değildi. Orijini biliyorsun sağ kanat oyuncusu. Gökdeniz de yine aynı şekilde. Yani biz şimdi Ersun Yanal'la oyun şablonuna uygun bir santrafor arayışı içerisindeyiz. Çünkü hocanın bu seneki taktiği güzel oyundan çok mümkün olduğunca 38-40 bandına lig bitmeden 7-8 hafta önce ulaşmak. Ve bana göre de bu hedefine de Antalyaspor hızlı bir şekilde gidiyor. Yani şu anda bizim bunu değerlendirip bunu alkışlamamız lazım. Bu takım yenilmeden inşallah gidebildiği yere kadar gitsin. Yani evet şimdi tabii alınan her puan önemli doğru ama bir taraftan da şöyle baktığımızda mesela bugünkü oynanan maçı Antalya sporlu ya da Malatya sporlular haricinde kimse izlememiştir bana göre. Çünkü oynanan oyundan zevk almamıştır. Ya İhsan tamam da yani şimdi o zaman şunu konuşmak lazım. Ya çok iyi futbol oynayıp kaybetmenin de çok bir mantığı yok. Doğru. Şimdi bizim hedefimiz ne şu anda? Biz önümüze iki tane hedef koymuşuz. Bir tanesi diyoruz ki ligde tutunmalıyız, kalmalıyız. Hı hı. Yani bir an önce 40 puan bandına yakalayıp gençlere şans verip gelecek sene bu takımı gençlerden 2-3 kişiyi daha yükseliğe atabilir miyiz? Onun için de puan... Yani abi oyun bilmem ne ikinci planda şu anda. Bu puanı alıncaya kadar bunun için mücadele edeceğiz. Sonuç, ama sonuç önemli tabii. Yani sonuç odaklı oynayacağız ve sadece biz değil. Bugün 3 büyük dediğimiz takımlar puan kaybediyorlar. Hocası televizyonda demeç veriyor. Diyor ki alınan her puan bu ligde çok değerlidir diyor. Şampiyonluğu hedefleyen bir takımın hocası bunu diyorsa altta çok zor koşulda. Erdal'ın dediği gibi bir sürü sakatımız, bir sürü cezalımızın olduğu bir sezonu yaşayan yönetim problemi hala çözülememiş bir takım. Yani ne bekliyoruz ki? Doğru. Yani arkadaşlar Antalyaspor'u kurtardık, bayağı konuştuk. Yönetimden konuşalım biraz. Yönetimden ne var ne yok biraz onları da, taraftarlar onları da merak ediyor. Biz şimdi evet. Antalyaspor'un bugününü, yarınını, dününü hepsini bir karıştırdık burada. Ya biz karıştırmadık Erdal, yani bunların hepsini konuşmamız lazım ya. Bunlar çünkü
konuşulması ya gereken şimdi... çünkü gençlerin oynatılması için sen katılmıyor musun? Bir an önce 40 puan barajına yaklaşacaksın. Ali Erenleri falan o genç çocukları. İlhami aynı şeyleri 3-4 programdır söylüyoruz. Kırmızı çizgi diye söyledik biliyorsun. Aynı şeyleri tekrar söyleye söyleye insanları bıktırmayalım. Aynı şeyleri söylüyoruz. Tamam peki. Yani Erdoğan. Şöyle 32 puana ulaştı Antalyaspor 25. hafta sonunda. Yani bir 8-10 puan daha 38 puan daha rahat. İlhami de aynı şey. Ben de aynı şey. Kırmızı evet. çizgi dediğimiz 38 o 4 puan rahatlık demek. Doğru. 38 evet, evet. puanın üstü artık daha rahatlama demek. Daha farklı bir Antalyaspor göreceğiz. Ki önümüzdeki hafta ben Antalyaspor'um. Önümüzdeki hafta galibiyetle de döneceğini düşünüyorum Antalya'ya. Yani o yüzden ben de katılıyorum. Yani 38 puanı gördükten sonra çok daha farklı bir Antalyaspor izleyebiliriz. Oyun anlamında da değişebilir oyun. Doğru. Tabii. Yani İlham Hoca'nın söylediği 38-40'lara gelene kadar biraz sabretmemiz yani, gerektiğini... Bu kentte yaşıyoruz. Bu konuşulur konu futbolu konuşuyoruz. Futbolda oyuncuların performansını konuşuyoruz. Oyunun taktiğini konuşuyoruz. Bunun bir gerekçesini anlatmaya çalışıyorum. Hı-hı. Bunun gerekçesi iyi futbol arayışı içerisinde olmanın dışına çıkmalıyız. Bizim maçı kimse izlemiyormuş. İzlemesin abi. Önemli olan bu senelik de bizim kalmamız. Çünkü ciddi problemler yaşıyoruz. Yani ya 38-40 puana gelmek bunu, bir an önce. Bu çok tartışılacak bir konu da uzatmayalım bu konuyu. Şimdi bu futbol adına baktığınız zaman seyircinin sahadan çekilmesini, futbolun yavaş yavaş şeyini kaybetmesini, eski önemini kaybetmesini ben biraz da sahadaki bu futbolun kötü durumuna bağlıyorum. Ama İlhami'nin söylediği bu hep konuştuğumuz konu. Özellikle dört takımın küme düşeceği bir şeydi ki Başakşehir geçen sene şampiyon takımın bu sene ligde düşmemeyi oynayan bir görüntüde olması. Dolayısıyla ligde 3 maç kaybeden takımın bir anda sondan 3. 4. pozisyonuna gelebilecek bir 9. sıradan itibaren söylüyorum. Böyle bir pozisyonun yaşandığı bir ligde tabii her takım ligde öncelikli amacının ligde kalmak olduğunu düşünüyor. Şimdi buraya gelirken de Ersun Hoca bir projeyle gelmiş. Giden yönetim başkan kendisine bir proje sunmuşlar. O da bu projeye güvenerek, inanarak önümüzdeki 3,5 yıl için imza atmış. Şimdi bunun bir yarım yılı gidiyor. Yarım yılı bitirebildiği en güzel yerde bitirecek. Ondan sonra bakacak kim gelecek başkan onlarla yeni proje üzerinde. Yani eski projenin yenilenmesi üzerinde tekrar konuşacaklar. Tekrar masaya oturacaklar. Olumlu olumsuz neler konuşacaklar. Ona göre hareket edecekler. Ama ben bu 38-40 bandından sonra farklı bir Antalyaspor izleyeceğimi düşünüyorum. Ben de aynı. Önemli olan oraya kadar Antalyaspor'u taşıyabilmek puan anlamında. Biraz önce de ben de bundan bahsettim. Yani İhsan'ın sorusuna. Çünkü Antalyaspor'un iyi top oynayıp oynamaması, izlenip izlenmemesi beni hiç enterese etmiyor. Beni bu sene Antalyaspor'un ligde kalması ve son 6-7 maçta da Antalyaspor'un gençleri oyuna sürebilecek şekle gelip birkaç taneyi daha Bünyamin gibi ortaya çıkarabilmesi gerekiyor. Çünkü aksi takdirde bu ekonomik koşullarda bu sıkıntı para politikasının olduğu bir dönemde artık transfer yaparak Podolski gibi oyuncuları getirerek bu işi döndüremezsiniz. Döndürmek mümkün değil. Evet İhsan. Evet. O zaman peki İlham Hocam var mı kulis bilgileri sizde? Çünkü 23'ü yaklaşıyor. 23'ünde genel kurul var. Bu konuda. Niye sen bugün maçtaymışsın yöneticilerle beraber? Ya yöneticilerle beraber derken ya onlar yan taraftaydı. Ben maçtayım. Bu kentte her gün bir şeyler konuşuluyor. Geçen hafta farklı şeyler konuştuk. Şimdi farklı şeyler konuşuyoruz. Yani burada İhsan basında daha iletişim içinde. İhsan sen bir bahset, konuş, üzerine konuşuruz. Yani şöyle, şimdi benim genelde topladığım hava biraz daha açıkçası Sayın Mustafa Yılmaz'ın başkan olması yönünde. Bunu geçtiğimiz hafta da söylemiştik zaten. Yani sanki Sayın Mustafa Yılmaz etrafında bir yönetim kurulu şekillenecek gibi bir hava var gibi geliyor bana. Yarın da Türkiye Spor Yazarları Derneği Antalya Şubesi'ni ziyaret edecek. Sayın Mustafa Yılmaz ve Emine Sapçıoğlu. Orada da kendisine yine bu sorular tabii muhakkak yöneltilecek.
Ama sanki böyle bir hava var gibi. Yani ben açıkçası 23'ünde de böyle iki aday, üç adayın çıkacağı bir genel kurul olacağını da düşünmüyorum. Hatta ya aday çıkacağını da düşünmüyorum işin gerçeği. Yani kendi kişisel fikrim bu. Bugün ayın kaçı? 15'i yarın 16'sı. 16'sı ile 23'ü arasında 10 bir haftalık bir süre var. Hı. Bir hafta. Bir haftadan bu sürede şimdiye kadar gelen ismi geçen ben bir kişi duydum. İkinci kişiyi duymadım. Hı hı. Ama o da olmadı. Olmuyor. Son anda bir değişiklik olmazsa şu anda görünen o ki geçen hafta burada yine konuştuğumuz gibi Antalya kamuoyu da Antalya spor taraftarları da camia da Mustafa'nın başkanlığını Mustafa Yılmaz'ın başkanlığını istiyor. Onun az önce İlham'ın dediği gibi onun etrafında kurulacak güçlü bir yönetimde de Antalya Spor. Çünkü şu anda zaten görüntü olarak iyi bir başkan görüntüsü veriyor. Yani deplasmanlara gidiyor. Takımın nerede zayin yanında hocayla beraber birlikte şu anda takımın teknik anlamda da mali anlamda da idaresini o yapıyor, sevkiyatını o yapıyor. Dolayısıyla içinde işin ben bu şeyle biraz başka birisinin çıkmaması sebebiyle de yakıştığı sebebiyle de geçen hafta da söylediğim gibi Mustafa'yı, sevgili Mustafa Yılmaz'ı bu konuda başkanlık için ikna edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani iyi bir yönetimle de, iyi bir kadroyla da Mustafa bu işi gayet rahat götürür diye düşünüyorum. Şimdi tabii ki geçen haftalardan farklı bir şeyler konuşmadık şu ana kadar. Geçen hafta konuştuklarımızın üstünden geçmiş olduk ama bugün benim intibam aldığım konuşmalardan çıkan sonuç çok beni mutlu etmedi. Çok hoş şeyler hissetmedim. Sebebi şu... Birçok arkadaşla konuşma fırsatı buldum özellikle aralarda kuliste. Yani yönetim şu anda mevcut yönetimin çok büyük bir özveriyle bu işi devam ettirmesine teşekkür ediyoruz. Yaptıkları hizmetlere bıkmadan yılmadan devam ediyorlar. Yine bugün hemen hemen yönetimin birçoğu AŞ yönetiminin birçoğu dernek yönetiminin birçoğu oradaydı. Ama geçen hafta demiştik ki Mustafa Yılmaz dernek ve vakıf başkanı olarak şehrin yedemini gibi davrandı. Hı hı. Her oluşumdan dernekler, siyasi partiler, belediye başkanları, bu kentin milletvekilleri, yani burada taraf ve parti gözetmek için herkese diyaloğa girdi. Ve kendisinin başkan olmaması ama bir yönetim oluşturmak için büyük bir mücadele verdiğini söyledi. Söyledi. Biz de bunu destekledik. Gerçekten doğru dedik ama şimdiye kadar ne yönetimin oluşmasında ne de taşın altına elini koyma anlamında çok somut şey bulamadığını hissettim konuşmalarından. Bu işin nasıl anlatayım? Birkaç kişinin desteğiyle ekonomik desteğiyle, zamanla sürdürülmesinin mümkün olmadığını, çok daha fazla insanın bu işin içerisinde olması gerekli ve beklentisi içerisinde olduğunu ama sonuç olarak birçok vaatlerin dışında fiili olarak işin içerisine çok fazla kimsenin girmediği, birkaç kişinin dışında bu türde bir destek alamadığını hissettim konuşmalarda ve hakikaten çok zor bir süreç. Ekonomik anlamda da çok zor bir süreç. Önümüzdeki günlerde çok daha büyük problemlerin yaşanacağını düşünüyorum. Bu anlamda benim biraz bugün işin doğrusunu söylerseniz stat'tan ayrılırken, stada giderken ki şeyim, özgüvenim, bu işin çok artık yöneticileri seçme bazına geldiğini düşünerek yaptığım hesaplamanın hiç de öyle olmadığını gördüm. Yani sadece o değil, diğer yöneticilerle konuştum. AŞ yönetimle dediği konu tamamen bir ailenin şimdiye kadar desteğiyle şeyler yapıldı. Ama hiç kimsenin, yönetimde bulunan birçok kişinin o dönemde de hiçbir destek vermediğini, yönetimlerin bu işe destek anlamında çok zayıf kaldıklarını ve bu işin bu şartlarda sürdürülemez olduklarını söylediler.
Diyorlar ki iş tweet atmaya geldiği zaman boynuna askıyı dolayıp biz Antalya sporluyuz demeye geldiği zaman onlarca yüzlerce insan var ama işin altına taşın altına elini koy işte kimse maddi yok. Ve manevi destek var dediği zaman sevgili Erdal hiç kimsenin bu işe hevesli olmadığını zorlamayla da birkaç kişinin ötesine geçilemediğini duydum. Öğrendim. Bunu hem dernek hem AŞ yöneticilerinin ortak konuşmalarından çıkan sonuç. Çok da haksız değil. Yani bir bireysel anlamda düşünelim. Yani bir kişinin imkanıyla, gücüyle bu işi sürdürmek mümkün değil. Antalya'daki tüm belediye başkanlarının, tüm turizmcilerin, tarımcıların, iş insanlarının bu işin içerisinde karınca kaderince girmesi gerekiyor. Maalesef Türkiye'nin birçok yerindeki bu birlik beraberliğin Antalya'da olmadığını, eğer bu iş, biraz önce onu söylemeye çalıştım, bu iş bu şekilde devam ederse Antalya Spor'un geleceğinin de bu kadar az hevesli insan olması neticesinde çok iyi olmadığından denmir oluyor ve çok da haksız değiller. Eğer böyle bir şey oluşmazsa bu işin sonu çok çok iyi değil diye düşünüyorum. Birazcık karamsarım yani şu anda. Evet, aslında İlham Hocam biraz önce Podolski için dedik ya mış gibi yapmak. Şu an evet. Antalya'da mış gibi yapan çok fazla insan var. Özellikle Antalya evet. Spor konusunda. Yani iş tweet atmaya ya da bir şey söylemeye geldiği zaman herkes destekçi Antalya Spor'a ama somut bir şey ortaya koyan İhsan, yok maalesef. İhsan İlhami. Türkiye'nin genelinde hangi takım böyle değil? Bütün takımlar niye borç içerisinde? Bakın yani empati yapın ve düşünün. Şimdi kötü yönetilen takımlar kötü yönetildikleri için çok boş batağına girdiler. Boş batağına giren takımlara da kimse yönetici olmak istemiyor. Şimdi kendi kendine yeten takım yok Türkiye'de. Bir tane takım var Başakşehir. O da kurulduğu günden beri son derece plan proje içerisinde gidiyor. Yönetim bir de Kasımpaşa var. Onun da arkasında çok güçlü bir grup olduğu için. Şimdi onun dışında diğer tüm takımlar rahmetli belki kemikleri sızlıyordur ama öldükten sonra Gençler Birliği'nin başkanı İlhan Cavcan'ın oğlu geçti kulübe. Üçüncü yılda kulüp borçlandı. Ciddi anlamda borçlanmaya başladı. Hatta bir de küme düştü tekrar çıktı falan. Şimdi dolayısıyla burada sıkıntı. Maalesef kulüplerimiz ciddi anlamda yönetilemiyor. Bakın bu ekonomide o kapı bu kapı o adam bu adam o şu bu da diye dolaşacaksanız hiç dolaşmayın. Bugün Antalya Spor'da yöneticilik yapan, müsaade eder misin? Antalya Spor'da yöneticilik yapan cebine gitmeyen çok insan var. Ben bunları biliyorum, İlhami de biliyor. Dolayısıyla bu adamlar, bu insanlar iyi niyetler, yöneticilik yapıyorlar ancak Antalya Spor sevgisi başka, Antalya Spor'a destek vermeye dediğin zaman da hiç kimsenin eli cebine gitmiyor. Gitmez. Türkiye'nin genelinde böyle bir sıkıntı var. Sırf Antalya'da değil. Şimdi burada yapılacak tek şey, Antalya Spor borçsuz bir kulüp mü? Önemli olan bize verilen veriler. Antalya Spor borçsuz bir kulüp dedi mi? Bu çok önemli. Bunun ne kadar gerçekçiliği var? Bu çok önemli. Eğer bu doğruysa korkulacak bir şey yok. Çünkü yeni bir projeyle futbolu bilen futbolun içinde yaşamış insanları da yanına alarak Mustafa olabilir, başkası olabilir veya bu işe gönüllü bir başkası olabilir. İşi yaşayan, gerçekten yaşayan, hisseden bir arkadaşımız bu işi rahat rahat bugün Süleyman Seba örneği Beşiktaş'ta neler yapmıştır, nelere getirmiştir Beşiktaş'ı, nereden nerelere almış, bir tesisi yokken, çivisi yokken bugün tesis şu anda Türkiye'nin en çok tesisi olan takımlardan bir tanesidir. Süleyman Seba sayesinde 16 yıl başkanlık yapmış bir insandan bahsediyoruz. İlhan Cavcav yıllarca Gençler Birliği Süper Lig'de arma yaptı. Nasıl bir şey yaptı, ne şekilde yaptı biliyoruz. Çünkü genç futbolculara yatırım yaptı. Genç futbolculardan transferde kazandı. Aldığı futbolcuları parlatıp büyük takımlara satarak çok ciddi bir kendisine kazanç sağladı. Şimdi bunlar formüle edilecek şeyler. Bunları formüle edebilecek. Eğer kapasiteniz varsa, eğer altyapınız varsa, eğer bilgi birikiminiz varsa yaparsınız. Bunlar yoksa, projeniz yoksa, bunları yapacak donanımınız yoksa, bilgi birikiminiz yoksa böyle ondan bundan para toplan, belediyelere git, orada git, buraya. Bunlar suni şeyler. Artık bu ekonomide, futbol ekonomisinde hiçbir belediye başkanı sana
bütçenin %1'inin üstünde bir şey veremez, katkı veremez. Bu gerçekleri herkesin bilmesi lazım. Şimdi onun için yapılacak tek şey Antalyaspor adına, ya böyle bir aile, şimdi aileler de istediği gibi para harcayamıyor. Evet, günü döndürüyor. Ali Koç şimdi mesela transfer yapmak istiyor. Çok önemli yıldız getirmek istiyor Fenerbahçe. Ama limit var. Limitler var, borçlar var. Harcama limitleriyle karşısına çıkıyor duvar gibi bir şey, harcayamıyor. Federasyona sorumlu oluyor. İyi ki de var ama. Efendim? İyi ki de o limitler var. Bu limitleri de bıraksak kulüpler kadar 50 defa zaten hata şimdiye kadar yapılmaması hata. İdami. Evet. Şimdiye kadar yapılmaması. Bunu 5 sene önce seninle konuştuk, hatırlıyorsan. Tabii. Şimdi şurada dediklerinin hepsine katılıyorum ama bunların hepsi hepimizin bildiği, hepimizin sürekli konuştuğu şeyler. Ama ortada şu anda... Uygulanacak. Bugün, konuşma ama değil, işte uygulanacak. Nasıl, arkadaşım tamam da nasıl uygulayacaksın? Şimdi model tamam, model bu. Model bu. Bugün bir herhangi bir konu tartışmaya gelsek, insanların ilk dediği ne oluyor Türkiye'de? Abi eğitim eksik, eğitime önem vermek lazım. Tamam da abi eğitime önem vermek için bir uzun süre var ama önünde de bir kısa, biz iş insanlarının bir planı vardır. Kısa ölçek, orta ölçek, uzun ölçek. Şu anda kısa ölçekte bizim yapmamız gereken bir şey var. İstifa etmiş bir başkan, istifa etmiş bir yönetim var. Ve ayın 9'unda genel kurul yapılamadı. 23'ünde ikinci bir genel kurul yapılacak. Buraya bu kentte yaşayan, bu kentte kazanan, bu kentte Antalyasporluyum diyen insanların bir araya gelip bu ortadaki durumu kaldırmaları. Peki şu anda bir kişinin üzerine şu anda sadece Mustafa Yılmaz diyoruz. Tamam, bu işin içerisine girdi. Bir ekip oluşturamazsa Erdal, para lazım kısa vadede. Bunu bulacak bir şey lazım, güç lazım. Bunu bulamıyoruz şu anda. Yani o zaman da ne olur? Erdal, bunun örneklerini yaşadık. Eskişehir Spor'un durumunu yaşadık. Mersin İdman Yurdu'nun durumunu yaşadık. Abi bir dakika yani, ya ben yanlış mı söylüyorum bilmiyorum ya, ben anlatamadım. Doğru söylüyorsun. Bir kere biz borçsuz kulüp müyüz? Ya arkadaş, borçsuz kulüp abi, bugüne kadar sen... borç kulüp. Bak Erdal, bugüne kadar olabilir ama bundan sonra her ay taksitler var, ödemeler var. Bak, eskiden bu operasyonu galibiyetçi 3 bana, milyon lira para bana, verirken. Bana öyle gel. Bak oldu şimdi oldu. Hayır, bana öyle gel. Tabii şimdi, bugünden sonra evet. Şimdi borçsuz kulübüz ama temlikli, her şeyimiz temlikli. Bütün gelirlerimiz temlikli bir kulüp olduğumuz için temlikli sıcak para değil. Lazım. Bak şimdi doğruları ama konuşalım. Ama temlikli değilmiş. Temlik yok şu anda kulübün üstünde. Ama şu anda ocağa kadar ödenmiş bir şey var, bilanço var Erdal, tamam mı? Gelirlerin kadar... de olacak o zaman, borcun. Ama yoksa... işte gelir, Erdal, onu anlatmaya... var. Abi onu anlatmaya çalışıyorum. Eskiden bir galibiyet primi 3 milyon lira, beraberlik primi 1,5 milyon lirayken 18 takıma göre. Şimdi 21 takıma düştü. Düşünce Erdal, galibiyet primi 2 milyon 100 bin liraya düşüyor. Hmm. Seyirci yok, kombine yok. İlan reklam yok. Ya bundan hiçbir tanesi olmayınca yok. Televizyon doğru. Sponsorluk yok. Televizyon gelirleri zaten uzun zamandan beri ödenmiyor. Dolayısıyla ne yapacak? İçeride para üretmek lazım. Abi onu da bir kişiden, iki kişiden bugüne kadar Allah razı olsun bu adamlar büyük bir fedakarlıkla bu işi götürdüler. Gelecek olan hesap bunun üzerine konuşuluyor. Yani Ocak ayından sonra Şubat ayında, Mart ayında ödenecek para yok ortada. Gelecek olan yönetimi bu bekliyor. Dolayısıyla bunun taşın altına elini koyabilecek şu anda insanlar gerekiyor. Yani sıkıntı bu. Yani konuştuğum insanlar, eski yöneticiler de bunu söylüyorlar. Dernek yöneticileri de bunu söylüyorlar. Bu takıma destek vermesini istediğimiz insanlar da bunu söylüyor. Kısa zamanda yapılması gereken en büyük problem bu. İnşallah bunun çözümünü buluruz. Ama bulamazsak da, yani eğer bu kent 30 tane, 20 tane emek verecek yöneticiyi bulamayacak bir konumdaysa, bu kentte sadece 3-500 bin kişi, 2000 tane 07 gençlik taraftarının desteğiyle demek ki bu iş yürümeyecek demektir ya. İnsan demoralize oluyor yani. Ya ben bu kadar turizm, dünya kenti olan bir Antalya'da turizmcilerin bu işe el atacağını düşünüyordum bugüne kadar ama maalesef bununla ilgili, bunu da sordum, bununla ilgili bugüne kadar hiç somut Erdal bir şey yapılmamış. Yapılan yerde de herkes işte ama kısmen pandemiyi, işlerin yokluğunu bir sürü şey gerekçe göstererek hiç kimse bu işin içerisine girmek istemiyormuş. Yani birazcık canım sıkıldı o anlamda. Sizin onu vallahi paylaşayım. Ben fikirlerimi, düşüncelerimi yılların birikimi olarak söyledim, anlattım. Olması gerekenleri, nasıl yürümesi gerekir. Çünkü
çok takdir ediyorum Mustafa'nın bu çabalarını. Oraya buraya koşturmasını, onunla bununla her şeyden bir şeyler çıkarmasını, evet, herkesi elinin taşın altına sokmasını istemesini takdir ediyorum. Ama şunu unutmayalım. Türkiye'de sadece Antalya değil, Türkiye'nin genelinde turizmcileri de içine alan çok ciddi bir ekonomik buhran var, sıkıntı var. Bu her şeyi etkiliyor. Bütün iş adamları, sen de iş adamısın, ben de iş adamıyım. Etrafımızda, çevremizde insanlarla konuşuyoruz, görüşüyoruz. Herkes de aynı sıkıntılar var, problemler var. Tabii. Yani çok ciddi bir şekilde söylüyorum. Sana her zaman söyledim, benim de söyledim şudur. Kısa, orta, uzun vadeli plan yapmak lazım, projeler yapmak lazım ve bunları uygulamak lazım. Bunları uygulamadığı müddetçe dönüp başa kulüpleri borçlandırıp aynı sıkıntıları yine yaşarız. Yani yeni çıkan bir yasa var Ardal şimdi, değil mi? Tabii. Yeni çıkan yasa var. Yani Şubat, Mart'ta meclise gelen, gelecek olan bir yasa yöneticiler, var. Yöneticiler, başkanlar hepsi. Mart ayında çıkacak, evet. Müttesatlar sorumluluk. Yani tabii, bu da insanları ciddi anlamda korkutuyor. Yani yönetici bulmakta zorlanabilir. Senin dediklerine %100 katılıyorum Erdal. Yani kesinlikle orta ve uzun ölçekte senin yazdıkların futbolun o anayasası olması lazım. İşte bunları yapamadığımız, ben mesela bunları niçin anlatıyorum, niçin söylüyorum, olabileceğine inanıyor muyum? Hayır. Ama olması gerekenleri söylüyorum. Evet. Örnekler de veriyorum. Yapanların örneklerini de veriyorum. Durumlarını da söylüyorum. Ama maalesef ülkemizde günü kurtarma peşine çok hatalar yapıldı. Çok yanlışlar yapıldı ve bizim takımlarımız bunun günahını maalesef çekiyorlar. Dolayısıyla yönetici bulmakta zorlanacağımız dönem de geldi. Artık yavaş yavaş o dönem de geldi. Şimdi Antalyaspor bunu yaşıyor. Ben yine kısaca söyleyeyim. Benim beklentim şu. Mustafa Yılmaz'ın kendi bu şeyiyle korkmayacak, çekinmeyecek, yanına bu işleri kendisiyle beraber proje yapabilecek, kısa, orta, uzun vadeli bir şablonu oturtabilecek yol arkadaşları bulup bu kulübü yürütebileceği yönünde. Benim şeyim o. Çünkü Mustafa'ya şu anlamda çok inanıyorum. Mustafa'nın bir siyasi görünmese bile çok ciddi bir siyasi bağlantıları var. Mustafa'nın iş adamı olarak Antalya'da önemli bir kariyeri var. İnsanların tanıdığı, bildiği, sevdiği bir insan. Yani bugün şöyle bir baktığım zaman etrafıma, yani deneyimiyle, bilgisiyle, kulübün içindeki yaşanmışlıklarıyla ben önüme çıkan profil onu görüyorum. Ama tabii bunu kabul edip etmemek de onun kendi özel tespiti. Tercih. Ama şu anda gerçekten sana %100 katılıyorum. Şu anda zaten mevcut sistemde tek bu görülüyor ama bu iş biraz önce dediğim gibi bir ekip işi. Küçücük bir dernek kuruyorsun. Dernekte bile ekibin olmadığı zaman bu işi yürütmek mümkün değil. Tabii canım, tabii. Yani bu artık hani Erdal şimdi bahsettiğimiz İsmail Uyanıklar zamanında bütçeler çok küçüktü. Federasyondan çok ciddi paralar geliyordu. Kulüplerden çok ciddi televizyondan çok ciddi paralar, galibiyetler. Ama bunların hepsini kesildiği dönemde şimdi iki tane yolun var. Bir, krediyle bu işi götürmek zorundasın. Temlik koyarak. Şimdi bankalar temlik de yapmıyorlar biliyorsun. Yeni çıkan yasa gereğince. Onu da yapamıyorlar. Çünkü harcama limitlerinin üstüne çıkamıyorsun. Abi ne yapacaksın? Yani o kadar çok zor bir durumda ki. Yani onun için de çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Tabii ki gönlümüz istiyor ki Antalya faydasını, yararını çok birçok ortamda gördüğümüz Mustafa Yılmaz'ın bu işi toparlayabileceğinin dışında bir matematik gözükmemekle birlikte, ama tabii ki o insan da bir iş adamı, o iş insanı, o da onun da bir hesabı kitabı, bir işletmesi var. Antalya Spor öyle haftada bir gün 3 saat 5 saat zaman ayırarak yönetilecek bir kulüp olmaktan çıktı. Çok büyük bir kulübüz. Yani bu işe çok ciddi anlamda mesai ve zaman ayırmak gerekiyor. Allah yardımcısı olsun. Ben buradan bir defa daha herhalde hepimizin temennisi şudur. İnşallah 20-30 tane kentte destek verebilecek iş adamı taşın altına elini koyarlar ve 23'ünde bir genel kurulda bir başkan seçeriz, ama bu iş farklı boyutlara gider diye çok korkuyorum. Şimdi İlhami, herhalde programı da bitireceğiz. Bütün kulüpler adına demin bir şey söyledim. Denizin bittiği, karanın göründüğü yerdeyiz. Artık yöneticiler, yöneticilik yapacak kişiler biraz bütçelerini bu şartlara göre,
bu koşullara göre, günümüz koşullarına göre, çünkü zaten öbür türlü sen de az önce söyledin, yeni çıkan yasayla artık sorumlu olacaklar. Yani kulübün borçlanmasından tamamen sorumlu olacaklar ve onlar da o riske girmemek için dikkatli olacaklardır. Ki bunun yıllardır çıkması gerektiğini, bu kulüplerin bu kadar, ya 3 büyük kulübün 15 milyar borcu var arkadaşlar bu ülkede. Yani böyle bir şey olabilir. Tabii ciddi rakam, aynen. Çok ciddi rakam yani. Ve bu takımlar öbür takımlara göre çok ciddi rakamlar bazında gelir elde ediyorlar. Buna rağmen o kadar şey kötü yönetildiler ki, o kadar inanılmaz yanlış yönetildiler ki geldikleri hala nokta bu. Hala yönetiliyor yani, bir takım düşünebiliyor musun? Oynatmadığı oyuncular Türkiye liglerinde şampiyonluğa oynayacak, üç büyüklerin oynatmadığı kadrodan bir takım yapsan Türkiye'de şampiyonluğa oynayacak takım çıkar. O kadar çok ciddi anlamda. Şimdi bir de Antalya Spor'un şimdi şöyle bir problemi var. Yapılan kontratlar var Arda. Sen yıllarca idarecilik yaptın. Bu kontratlar yıl sonuna kadar devam ediyor. Dolayısıyla o kontratların karşılığını ödemek zorundasın. Ödemediğin zaman Podolski'ye sen 2 ay maaşını ödeme bakayım, Antalya'da tutabiliyor musun? Örnek söylüyorum. Çünkü evet, adam diyecek ki benim elimde mukavelem var. Kontratım var ya, benim kontratımı real hale getir diyecek. Veya bunları yönetemediğin zaman, Ersun Hoca'ya bir hedef koyamadığın zaman, hedef olmayan bir takım da Ersun Hoca devam etmeyi istememesinden daha doğal bir şey olabilir mi? Adamla 3,5 yıllık sözleşme imzalarken adama projeksiyon sunuyorsun. Bunu yerine getiremezsen ne olacak? Tabii. Yani Allah yardımcımız olsun. Kolay bir dönem ya, değil. Antalya Spor değil, genel olarak takımların hep içinde bulunduğu durum böyle. Hep dostlarımız, arkadaşlarımız var. Konuşuyoruz. Aynı şikayetler, benzer şikayetler onlarda da var. Türkiye'de çok rahat iki tane takımın, üç tane takımın dışında rahat takım yok. Alt liglerde dahil. Hepsi öyle. Evet. Dolayısıyla bu Türk futbolunun çok ciddi bir yarısı, sıkıntısı. Bunun uzun vadeli, işte İlham ile yıllardır tartışırız, konuşuruz iki arkadaş olarak. Çok uzun yıllardır gelen hatalı yönetim tarzlarından kulüplerin, federasyonların bu konuya istedikleri gibi girememeleri, dahil olamamaları veya müdahil olamamaları gibi şeylerin de getirdiği sıkıntılar. Ben de İlhami'ye katılıyorum ama bunu hazırlayan, bu sonu hazırlayan gene bizim iklimimiz. Yani bu kulüplerin geldiği bu durum bizim kendi yarattığımız bir iklim. Dolayısıyla bunu tekrar düzeltecek olan da yine biz, futbolun paydaşları bir araya gelerek, kafa kafaya vererek. Mesela şimdi federasyon doğruyu nasıl buldu? Artık kulüplerin kötü borçlanması, yanlış borçlanmasının önüne geçmeye çalışıyorlar. Arda, bir örnek vereyim bunda. Bir dakika, çok güzel bir şey söyledin. Ya bunu da deliyoruz. Ya X bir takıma bir oyuncu gönderiyoruz 5 milyon liraya. O takım gibi 3 tane takım yapar o bir oyuncu. O takımda oynamıyor bile. Ya, yani, deldirme. Her şeyde Allah kahretsin ya. Deldirme abi. Deldirme. Çünkü o yapamıyor ki. Bir karar açıklıyor federasyon. Kararını 15 gün sonra tersine. Kendin biliyorsun işte. Başka takımlar bizi ilgilendirmiyor belki ama. Ya pandemi döneminde. Allah aşkına pandemi döneminde uluslararası turnuvaya katılacak milli takımı olan bir ülke gider de 21 takıma ligi çıkartır mı? Hangi akıl, hangi mantık yapar bunu ya? Yani parasal gücünü kaybediyorsun, bu kadar sayıyı kaybediyorsun. Yani dolayısıyla beni şu anda şu ilgilendiriyor İhsan. Antalya Spor bugün sahada oynayan karakterli futbolcularla çok şükür düşmenin epey bir mesafe uzandı. Ama bizim için öncelik bugünden itibaren bir hafta içerisinde Antalya'nın gündemi Antalya Spor'un sahadaki futbolu değil. Antalya Spor'un yönetimsel biçimlenmesi. Bunun için herkesin kafa yorması lazım. Bunun için herkesin sosyal medyada ciddi anlamda güç oluşturması lazım. Bunun için sosyal medyayı çok iyi kullanmalıyız. Antalya'nın ve Antalya Spor'un en büyük problemi yönetim problemidir. Bunu mutlak surette aşmalıyız. Eğer bunu aşamasak, altını çiziyorum, Antalya Spor'un 2 sene sonraki sonucu Eskişehir Spor'dan farklı olmaz. Altını net bir şekilde çiziyorum. Evet. Ben de aynı fikirdeyim. Burada yalnız İlhami sana şunu söyleyeyim. İlhami, duyuyor musun beni? Duyuyorum. Şimdi bak kardeşim. Mustafa Yılmaz bizim kardeşimiz, dostumuz, arkadaşımız. Çok da sevdiğimiz bir insan. Burada da sağ olsun onu misafir ettik, konuştuk.
Ancak bu şehirde yıllarını bu işe vermiş, oynamış, yöneticilik yapmış, içinde mutfağında ve salonunda bulunmuş çok insan var. Mesela bir Turgay Soyer var. 9 yıl Antalyaspor'da futbol şube sorumluluğu yapmış. Ben varım. Yıllarca futbolun içinde kalmışım, yöneticilik yapmışım. Antalyaspor'un en önemli dönemlerinde genel kaptanlık yapmışım. Sen varsın, yıllarını hakemliğe vermişsin. Daha birkaç tane önemli isim var. Futbola yıllarını vermiş insanlar. Arkadaş, daha benim telefonum çalmadı. Turgay'ın da çalmamıştır. Senin de çaldığını düşünmüyorum. Fikriniz nedir, düşünceniz nedir? Sizin de fikrinizi, düşüncenizi alalım demiyorlar, sormuyorlar. Herhalde bizim de kendimize göre bir fikrimiz, düşüncemiz vardır. Herhalde bizim de kendimize göre bir birikimimiz, bir yol göstericiliğimiz vardır. Bunu hiç yapmıyorlar, hiç yapmadılar. Yapmıyorlar. Neden yapmıyorlar bilmiyorum. Yani 9 yıl Antalyaspor'da genel futbol şube sorumluluğu yapmış bir adam ıskalanabilir mi yani? Ama yani şu anda bunu yapmaya başladılar. Bu dönemde yani burada Mustafa Yılmaz'a haksızlık yaparız. Mustafa Yılmaz özellikle son dönemde bu konuda çok ciddi eski yöneticilerle, eski başkanlarla, idarecilerle konuştu. Münferit atlamalar olabilir tabii. Bizleri belki işin dışında olduğumuz için ben de konuşuyorum zaman zaman, ben de ulaşıyorum elimden geldiğince, sen de iletişim içerisindesin ama birazcık daha yakınlaşma var. Ama oh, konuşacak çok şey var ama haftaya konuşalım artık bunların gerisini. Evet. Haftaya konuşalım. Daha fazla aynen. Moral bozmayalım. Aynen, daha haftaya konuşalım. Zamanımızı çok açtık çünkü İlhami evet, Hoca, Erdal evet. Abi konuşacak çok şey var doğru ama... Katılıyorum sizlere. Antalya Spor öyle bir dönemden geçiyor ki yalnız bırakılmamalı. Sayın Mustafa Yılmaz'ı yalnız bırakıp da arkadan, karşıdan ya hadi bakalım ne yapacak, nasıl yapacak diye de insanlar ellerini kollarını bağlayıp karşıdan bakmamalı. Sayın Mustafa Yılmaz'ı da yalnız bırakmamamız gerekiyor. Antalya'nın yönetim anlamında, yeni başkan ve yönetim anlamında bir seferberlik ilan etmesi gerektiğini ben de düşünüyorum. Kentin, çünkü bu kentin en büyük markası Antalyaspor. Sözünü söylüyorsak bu söylemde kalmamalı. Gerçekten de bunun hayata geçirilmesi gerekir. Antalya'nın da topyekün olarak bu kentteki tüm dinamiklerin Antalyaspor için de elini taşın altına koyması gerektiğini ben de düşünüyorum. Söylemde kalmamalı artık. Lafa gelince... Mesela bir tane örnek vereyim. Evet. Bir tane aklıma örnek var. Mesela şu abi 18 tane bugün Antalya ilçe var değil mi? Doğru değil mi? Hadi Alanya, 19 ilçe var, evet. O Alanya'yı saymıyorum. Alanya zaten kendi. Tamam. 18 ilçe, 18 belediye başkanı var ya. Her belediye başkanı kentinde bu işe emek ve destek verecek birer tane yöneticisi varsın abi. Artı 18 Mustafa ile beraber şehirden de bir oluşturulup, yani biraz önce şeyden çıktı sözün. Hakikaten bu bir milli mücadele gibi bir şey. Antalyaspor'un bir kurtuluş savaşı bu yani. Yani herkes taşın altına, her ilçeden bir koymasın tane bu işe emek, tabii, destek, maddi destek aynen verebilecek bir isim verebilir bu kentte ya. Bu her ilçede çıkar böyle bir insan. Yani herkesin bu işe bir el atması lazım. Kesinlikle. Oh. Kesinlikle katılıyorum. Aynen. bu da bizim çağrımız olsun. Programı kapatırken tüm kente inşallah önümüzdeki hafta daha güzel şeyleri konuşuruz. İlhami Hocam, Erdal abi. İnşallah. Evet. Ben teşekkür sizlere... ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben de ediyorum. İyi akşamlar diyorum o zaman. Arkadaşlar iyi akşamlar. Emeği geçen herkese teşekkürler. İyi akşamlar hocam. Çok teşekkürler. Sağ olun. Her ikinize de iyi akşamlar. Evet, Spor Aktif'te bugün Antalya Spor, Malatya Spor maçının hemen ardından yayına girdik. Maçı konuştuk. Ve 23 Şubat'ta yapılacak olan genel kurulla ilgili hem İlhami Hocam'ın hem Erdal abinin görüşlerini de aldık. O genel kurulda konuşmuş olduk. Bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. İyi akşamlar.